mu oluyor? Daha gerçekçi olan daha mı mutlu oluyor? Gerçekçi diye bir şey yok. Tabii ama daha akıllı o. Yahut hayır, aklını kullanmasını bilen çok mutlu. Aklını kullanma. Bunlar belki şu anda biraz daha eski kavramlar olarak şey ediyor ama bütün bunları bütünleştiren de duygusal zeka diye son 15-20 yıldır, hatta 10 yıldır ortaya çıkan bir kavram oldu. Yahut Çünkü bazen şöyle de biliyorsunuz açıklama vardır, bir yorum vardır. Bilmemek en büyük mutluluktur diye. Bazen çok bilmek, çok akıl yürütmek, çok gerçekçi olmak insanı mutsuz da çok kılabilir. bilmek değil, bildiğini iyi kullanmak. Kesin olarak çok bilmek diye bir şey yok. Ama mutlaka şey etmekte yarar var. Bakın o duygusal zeka şunları söylüyor. Bir, kendini bil diyor. Yani diyor ki sen ne kadar zeki olursan ol, ne kadar akıllı olursan ol, eğer bunları yapamazsan, bunları kendi mutluluğun için, kendi kimliğinin, kişiliğinin sürdürülmesi için veya başkalarına yaralı olmak için kullanamazsın. Nedir onlar? Kendini çok iyi bileceksin. Ben neyi yaparım, neyi yapamam, neyi beceririm? Kendini tanımak. Gayet Evet. tabii en basiti bugün. Sizin o konuda çok kitabınız var örneğin. Evet işte Kendinizi yani tanımaktan en basiti biyolojimizi bahsettiniz. bilmek lazım. Bana ne bileyim yumurta dokunuyor ise yememem lazım. İşte bu kendini tanımanın bir yönü. Eğer ben çabuk kızıyorsam, çabuk alınıyorsam, çabuk tepki gösteriyorsam bunun bir bana zararı var. Hani bırakın başkasına zararını, tansiyonu mesela. Tansiyonum yükselir yahut ne bileyim başım ağrır, o zaman kontrolüm. Duygusal zeka bunun akılla falan hiç ilgisi yok eğer iyi kullanamazsa yahut zekayla ilgisi yok. İkincisi, bir şeyi yapabilmek için güç kaynağı nereden kaynaklanıyor? İşte biraz önce söyledim, duygulardan. Duyguları çok iyi tanımak lazım. Duyguların birleşip bütünleşeceğini bilmek lazım. Yani herhangi bir olay karşısında ben kızarsam yahut da tepki verirsem mi o olayı çözebilirim, yoksa bu tepkiyi bir motivasyona çevirerek, aklımı da bunun yanına koyarak acaba yeni bir şey oluşturursam mı? Bu şimdi biliyorsunuz kriz döneminde en fazla üzerinde durulan bir sorun oldu. Yani krizin ortaya çıktığı bir durumda eğer siz endişeye düşerseniz, kaygıya düşerseniz, korkuya düşerseniz bütün zihinsel sınavlar için aynı şey Evet. söyleniyor değil mi? Bütün zihinsel işlevler alt üst oluyor. Ama o endişenizi, kaygınızı ben bunu nasıl aşabilirim diye aklınızla, imgelemenizle Yani pozitif düşünmek diye bunu özetleyebilir miyiz? Daha evet, olumluyu tabii düşünmek. daha olumluyu düşünmek, daha pozitifi düşünmek, o anda o endişenin, kaygının, korkunun, kızgınlığın, öfkenin aklınızdaki çalışmaları engellemesini değil de mevcut olanları ortaya çıkartmasını sağlayacak biçimde düşünmek ve bunu yaparken de işte biraz önce söylediğimiz ilk insan düşüncesi gibi büyüden, faldan, şundan, bundan Değil, medet ummama kendimizden den mevcutları medet ortaya umarım.